Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT'liler haberin tamamını mutlaka izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu, Kütahya'da emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilere ince mesaj veren EYT'lileri düşündürecek açıklama yaptı. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin EYT'liler ile ilgili en son yeni yaptığı açıklamasını eleştirdi. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu, EYT'lilere 31 Mart'ta sandığı adres gösterdi ve EYT'lilerin 31 Mart'ta sandıkta Cumhur İttifakı'na ders vermelerinin gerektiğini ifade etti. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu, 31 Mart'tan sonra da EYT yasasını kesinlikle Cumhur İttifakı'nın meclisten çıkarmayacağını EYT'lilerin bilmesi gerekiyor. 31 Mart'tan sonra da EYT yasasını kesinlikle Cumhur İttifakı'nın meclisten çıkarmayacağını hep birlikte göreceğiz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler AK Parti ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın sergilediği tutumdan dolayı hüsrana uğradığını ifade eden İyi Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu yaptığı açıklamasında ayrıca şunları söyledi. Şimdi EYT'liler hatırı sayılır bir kalabalık. Cumhurbaşkanı seçim finaline doğru her türlü kalabalığı ciddiye alır. Taleplerinin karşılanamaz olduğuna dair cümleler kurdular daha önce. Ben EYT'liler ilk geldikleri günde söylemiştim. Cumhurbaşkanımız sizin seçmen davranışını ne kadar değiştireceğiniz, seçim sonucunu ne kadar etkileyeceğinize göre size davranacak diyordum. Şimdi gördüğüm şu, hükümetin henüz Tayyip Bey değil ama Numan Bey'den zannediyorum benzer bir açıklama duydum. İşte ilgileneceğiz, bakacağız, haleyola koymak istiyoruz ama seçimden sonra şu anda imkanımız yok cümlelerini kuruyor olmalarını ve EYT'lilerin şikayetlerinin seçmen davranışları üzerinde etkili olduğuna bağlıyorum. Anketlerle Tayyip Bey bunu ölçmüştür. Dolayısıyla şu gün seçime ramak kala EYT'ye, EYT'lilere söylenecek cümleler galiba bize oy verin sonra bakalım cümleleridir. Biz bu mevzuda mecliste dikkat çekmeye çalıştık. Devletin verilmiş sözlerini tutmasının da devletin itibarı olduğunu düşünüyoruz. Bazen devlet söz verir, verdiği söz zararına da olsa o sözü tutar ki devlete saygı, devlete itimat yıkılmasın. EYT ile ilgili birkaç türlü problemi vardır hükümetin. Tayyip Bey milletinden fedakarlık istemek için elinde fazlaca imkan olduğu zamanki meşruiyetine bence sahip değil. Yani şu anda lüks yaşatafata, debdebeye hatırı sayılır miktarda para harcayan bir devletin tasarruf ediyorum cümlelerini emekliler üzerinden kuruyor olmalarını ikna edici bulmuyorum ben. 163 bin tane makam arabası olan bir devlet emeklime para bulamıyorum diyemez. Suriyelilere 37 milyar dolar harcamış bir devlet ki harcasın. Ama 37 milyar dolar Suriyelilere harcadım diyen bir devlet emeklilerime para bulamıyorum diyemez. 400 milyon dolarlık uçağı olan, 11 tane uçağı olan bir cumhurbaşkanlığı makamı emeklilerine sabredin, tahammül edin, biz para bulamıyoruz diyemez der ama emekliler bu kadarına para bulununca bize de bulunsun isyanının cümlelerini kurarlar. Galiba şu ara hükümetin sabır dileyen cümlelerinin millet vicdanında karşılığının olmamasının sebebi içine düşünmüş olduğundan savurganlıktır. EYT ile ilgili bu zaten meclis kapalı. Biz mecliste birkaç sefer mevzu ciddiyetle kanunlaştıralım, bunu çözüme kavuşturalım diye gayretimiz oldu. Emeklilikte yaşa takılmaktan çok emeklilikte MHP ve AK Parti'ye takılmak akıbetleri oldu. Emeklilikte AKP'ye takılanlar gibi yani mevzu aslında. Ama bu mevzuda hani popülizm yapmamak lazım derken hükümet kendi savurganlığı içerisinde sebep olduğu işlere baksın. 11 milyar dolar telekomun satışından zararı var bu devletin. Bu satış denetimsizliğinin ettirdiği zararı 11 milyar dolar olan bir devletin emeklime para bulamıyorum demesi çok ikna edici olmuyor. Dolayısıyla şu anda herhalde emeklilikte yaşa takılanlar feveran etmeye, hükümet de seçim finaline doğru daha duyarlı gibi davranmaya devam edecek. Çözüyoruz, bakıyoruz.
ya bu seçimden sonra mı baksak acaba falan gibi cümlelerin konusu. Bu mevzu şu anda ciddi konuşma imkanından mahrumuz. Seçmen davranışlarını yönetmeye yönelik açıklamalar gibi görüyorum. Ne söylediğini bilmiyorsa EYT'liler, Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşılabilir hale getirsin. EYT'liler ne söylediğini bilinebilir hale getirsin lütfen. Yani siyasetin vazifesi her münasebetsiz işe imkan sağlayıp tahsis etmek değildir, onu biliyorum. EYT'yi öyle görüyorsa Cumhurbaşkanımız onu beyan etsin. O beyan ettiğini milletin anlayacağı hale getirsin. Burada sıkıntı iki türlü. Devletin ekonomisinin üstüne yük olur diyenlerin, devletin ekonomisine yük ettiği başka bir sürü iş var. Yani emeklileri devletin ekonomisine yük görüyorum cümlelerinin iktisadi disiplin açısından makul olabileceği yerler olabilir. Ama bunu diyenlerin ekonomiye yük ettiği o kadar çok iş var ki bu dedikleri itibar bulmuyor. O yüzden EYT'liler sabır cümlelerine, para yok cümlelerine çok duyarlı davranmıyorlar. Ve bence haklılar bu yüzden. Peki, yani seçim... 11 milyar dolarlık telekom zararına sebep olacaksınız. Kulüplerin, futbol kulüplerinin borçlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyeceksiniz. EYT spor saysınlar bunları. Futbol kulüplerinin zararını ödüyorsanız, ben EYT'lilere söyledim, futbol kulübü kurun. Emeklilikte yaşa takılanlar platformu kurana kadar futbol kulübü kurun. Tayyip Bey hepsini ödüyor futbol kulüplerinin borçlarını. Emeklilikte yaşa takılanların borcunu da Ziraat Bankası üzerinden ödesin. Olabilir yani.